niye çıkmıyor? Bunlar birinci efendim. Çocuklar bir kafanızı bir kaldırın bakalım. Başkanım çekiyorum, çocuklar çekiyorum. Gönderiyoruz. Cenab-ı Allah kahraman Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Belediyeler ile Taşınılabilir Atık Pil Üreticileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen atık pil toplama yarışmasının ödül törenine sıfır atık kapsamında belediyemiz kurulduğundan beri çok yoğun çaba ve gayret içerisinde çok güzel de çalışmalar yaptı. Hem okullarda öğrencilerimizi bilinçlendirdik, hem de şehrimizin muhtelif yerlerinde geri dönüşümünü gerçekleştirebileceğimiz ürünleri topladık ve bölgemize de gerçekten bölgede olmayan çok modern ve güzel bir tesis kazandırdığımıza inanıyoruz. Ki tesisimizin daha açılışını yapmadık ama yaklaşık 1,5 aydır çok verimli bir şekilde çalışıyor. Bölgemizde yerinde ayrıştırmaya da büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda da bölgemizde ne kadar geri dönüştürülebilecek ürün varsa belirlemiş olduğumuz alanlarda topluyoruz. Arkadaşlarımız onları getirip burada hem ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde olanları ayırıp kendi aralarında kategorilendirip onları değerlendiriyoruz. Hem de biliyorsunuz birinci sınıf atık getirme merkezi de ilimizde olmayan bir alandı. Buna da bizler Yeşilyurt Belediyesi olarak öncülük yaptık. Ve bu kapsamda da 14 ayrı geri dönüştürülebilecek olan ürünü burada topluyoruz ve ilgili yerlere iletiyoruz. Tabii Yeşilyurt Belediyesi yaklaşık 5,5 yılda 12 ton atık pil topladı. Bunlardan yaklaşık 1800 kilosu da bu yıl toplandı. Bu toplanan pilin de Malatya'mızdaki toplanmış olan pillerin %95'i de Yeşilyurt sınırlarında toplandı ve bugün de Yeşilyurt'ta ilk 3 dereceye giren okullarımızın ödül törenini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben öncelikle bu projemize katkı sunan değerli okul yöneticilerine ve bu pilleri toplayan öğrencilerimize de kocaman bir alkış bekliyorum. Geri dönüşüm konusu ülkemizde son yıllarda özellikle çok önem kazanmış bir konu. Aslında bu alanda daha kat edilecek çok mesafe olmakla beraber özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri hanımefendi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ülkemizde son zamanlarda sıfır atıkla ilgili çok güzel işler yapılmakta. İşte bir örneğini de zaten burada görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmada çok önemli bir yeri olan sıfır atık ülkemizde de artık hak ettiği değeri almakta. Özellikle Yeşilyurt bu alanda çok güzel ilerlemeler kat etmiş olduğunu zaten burada da görüyoruz. Malatya genelindeki 1700 küsür kiloda 1600 küsür kilosunun Yeşilyurt milli eğitime bağlı okullar tarafından toplandığını memnuniyetle burada gördük. Bu güzel başarıda emeği geçen başta okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi de bu güzel yavrularımıza şükranlarımı sunuyorum. Baş eğitim panosu da hediye edilecek. Evet, bir... Evet, çok teşekkür ediyoruz. Onlar da diğer köşeli hamurlarda kalmıyor.